Birçok şey paylaşmama rağmen Instagram'da size çok hap bir YouTube videosu hazırlamaya karar verdim. Hap yani böyle tık 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 tık, böyle öz bilgi, özet bilgi yani aslında. Tık tık. Gelebilir saç dökülmesi arkadaşlar. Ve o kadar basit sebeplerden başımıza gelebilir ki. Şimdi bunları nasıl elimine edeceğimizi basitçe göreceğiz. Prensip 1. Tarama prensipleri. Saçınızı nasıl tarıyorsunuz bilmiyorum ama ben size kısaca gerçekten önemli olan, çok da basit olan şeyleri anlatmak istiyorum. Birincisi fırça seçimi çok önemlidir. Genellikle doğal fırçalar ve sert olmayan fırçalar tercih edilmeli. Fırça seçimiyle bitmez. Bu fırçaların temizlenmesi gerekir. Her hafta. Her hafta temizlenecek o fırçalar. Islakken asla taranmayacak saçlar arkadaşlar. Çünkü ıslakken çok daha hassas olurlar. Ve çektiğiniz zaman çok daha kolay gelebilirler. Dolayısıyla hafif bir kurutup, özellikle de havluyla kurutup taramak ve ucuna bir şey sıkarak, bir yumuşatıcı sıkarak taramak, aşağıdan başlayarak taramak çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Taramak için de kısaca size bir öneri vermek istiyorum. Saçınız ne kadar uzun veya ne kadar kısa olursa olsun önce ucundan başlayın. Ucuna sıkacağınız biraz ürünle yumuşatın ve başlayın yavaş yavaş yukarı doğru çıkaraktan, acele etmeden, çekiştirmeden. Eğer bir yeri açmak istiyorsanız orayı çekmeyeceksiniz. Şöyle dibinden tutacaksınız, tarağı taktıktan sonra buradan çekebilirsiniz. O zaman köklerine zarar vermemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Saç onu hissetmemiş oluyor. 2. Geldik yıkama prensiplerine. Bu da çok basit gibi görünse de çok çok önemli aslında. Ufak bir iki şeye dikkat edeceğiz sadece. Şampuan seçimi. Şampuanı saçınızın tipine uygun olarak seçmelisiniz. Mümkün olduğu kadar zararlı kimyasallar içermeyenlerini kullanmalısınız. Özellikle sülfat, paraben gibi katkı maddeleri içermeyen şampuanları, doğal olan şampuanları bulmaya çalışacaksınız. Bulamıyorsanız kendiniz evde yapabilirsiniz. Bunun da videosunu daha ileriki programlarımızda, videolarımızda çekip size göstereceğim arkadaşlar. Ilık su kullanmalısınız. Saçımız için hiçbir zaman çok sıcak su kullanmıyoruz. Ilık su kullanıyoruz. Ve daha sonra iyice yıkandıktan sonra, şampuanın iyice aktığından emin olduktan sonra en son bir şok soğuk uygulayabiliriz diplerine. Şöyle bir dibine tutuyoruz. Soğuğu şok bir şekilde ki oradaki kan akımını hızlandırmak amacını güdüyoruz burada. Bu da çok önemli bir ipucudur. Nasıl bütün vücudumuza yapıyorsak saçımıza da aynı şoku yapabiliriz. Saçlarımızı haftada 3 kereden fazla yıkamamalıyız arkadaşlar. Çünkü çok fazla yıkamak da o dipteki sebum dengesi dediğimiz dibin yağını sağlayan dengeyi bozuyor. Buradaki florayı bozuyor. Çok önemlidir buradaki flora. O zaman da ne oluyor? İşte kepek gibi, egzama gibi bir sürü problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en fazla 3 kere yıkamak gerekir. İlla yıkamak istiyorsanız şampuansız duru suyla yıkayabilirsiniz. Prensip 3. Tık. Her saçın zaman zaman dışarıdan gelecek bakıma ihtiyacı vardır. Ve benim bu konuda en güvendiğim bakımlar her zaman evde yaptığım, mutfakta basit şeylerle hazırladığım doğal bakımlar arkadaşlar. Haftada bir kere, bazen işte sorunlu durumlar varsa iki kere bu maskeleri kullanmamız lazım. Saçlarımızın ucuna doğal bakımlar kullanabiliriz. Yani nedir bunlar? Mesela argan yağı. Bunun doğalını, katkısızını, organiğini bulursanız mesela çok güzel kaydırıcı görev yapar. Tararken de zarar görmemelerini sağlar. Bu tip bakımlar kullanılabilir. Veya piyasada da bulabileceğiniz, artık çok doğal olarak yapılabilen, yine sülfat, paraben içermeyen başka bakım malzemeleri kullanabilirsiniz. Çok fazla şekillendirici kullanmayın. Yani her gün o saça jöle sürmeyin. Her gün o saça köpük sürmeyin arkadaşlar. Her gün fön çekip maşa kullanmayın. Eğer saçımızda herhangi bir problem varsa, işte kepek, mantar, kaşıntı, kızarıklık gibi, bunları mutlaka bir dermatoloğa veya trikolog dediğimiz saç uzmanlarına giderek tedavi ettirin. Dördüncü prensibimiz de tık. Şekillendirme prensipleri. Yani fön makinesini nasıl kullanmalısınız? İşte maşaları, düzleştiricileri nasıl kullanmalısınız? İşte bu. Öncelikle fön makinesinden bahsedelim. Herkes duş çıkışı saçlarını kurutmak ister.
Bu çok önemlidir. Fön makinesi saçtan 25-30 cm kadar uzakta tutulmalıdır. Ayrıca orta modda çalışmalıdır. Yani ne çok hızlı modda, ne çok yavaş modda olmalı, ne çok sıcakta, ne de çok soğuk modda olmalıdır. Hafif bir ılıklıkta ve medium hızda çalışmalıdır. 25 cm kadar uzaktan bütün saçın çevresine gezdirerek kurutulmalıdır. Eğer kıvırcık saçlıysanız burada bir güzel bir trik var. O başlıklar var ya hani takıyorsunuz ve bütün saçı böyle içine koyuyorsunuz, kurutuyorsunuz. O zaman low modda yine ılık sıcaklıkta bunu kullanırsanız uçlar çok daha çabuk kuruyabilir. Zaten kafa derisinden uzak olduğu için de çok büyük bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. Kuruturken hiçbir zaman direkt makinayla kurutmaya başlamayın. Önce bir havluyla hafif hafif suyunu alın saçın. Yani o sular akıyor ya, hani damlıyor ya, o halde olmamalı kesinlikle. Taradığınızda yere damla düşmemeli. O kadar bir kurumuş olmalı makineye geçtiğinize kadar. Yani geçeceğinize kadar. Havluyla da böyle harç bir şekilde çekiştirerek yapmayacaksınız. Hafif hafif, hafif hafif böyle saçlara hafif masaj yaparak iyice o suyu havluya yedirerek yapmalısınız arkadaşlar. Böyle hafif, hafif böyle hafif böyle saçlara hafif. Daha sonra bir 5-10 dakika kadar dolaşırsanız o saçın fazla suyu zaten kendiliğinden uçacaktır. Artık şimdi kurutmaya hazır. Maşa ve düzleştirici kullanırken nelere dikkat etmek gerek? Saçınızı koruyucu bir şey sürün öncesinde. Nedir? Bir argan yağı olabilir, başka bir ürün olabilir. Ki o direkt gelecek sıcağın zararı saçınıza en az şekilde olsun. Saçınız yanmasın. Ayrıca saçınız tamamen kuru olmalı. Hiçbir şekilde ıslaklık, nem varken bu tür aletler kullanılmaz. Ve çok sıcaktayken mutlaka hareketli bir şekilde yapmalısınız. Yani saçı sararken bile, mesela maşaya sararken bile bir süre geçiyor ya, o süre içinde ilk başta sardığınız kısım çoktan çok fazla ısınmış, yanmaya geçmiş oluyor. Onun için buna dikkat edin. Ya çok çabuk sarın ya da yavaşça bir yandan da çekmeye başlayın. Hiçbir zaman çok fazla tutmayalım. Düzleştiriciler için de aynı şey söz konusu. Mümkünse eğer hani böyle çok ince taraklar vardır. Kesimlerde de çok kullanır kuaförler. O ince tarakla beraber şöyle saçınızı alırsanız tarakla böyle giderken makinayla da hop aşağı inersiniz. Ama böyle kayma şeklinde olacak. Şöyle hiçbir zaman makineyi böyle tutmuyorsunuz saça. Şöyle tutmuyorsunuz. Böyle kayacak. Ve öncesinde yine bakım için herhangi bir şey sürerseniz dışını, saçınızın dışını korumuş, kurutmamış olursunuz arkadaşlar. Ayrıca maşaları, düzleştiricileri veya fönü kesinlikle her gün yapmamanızı öneririm. Hadi fön neyse iyi ellerde haftada 2 kere yapılabilir. Ama maşa veya düzleştirici gerçekten zararlı. Bunları haftada 2'den fazla yapmamaya çalışın. Bir de şu var, hiç kimse bunu aklına getirmiyor ama aslında eskiden ne yapardı? Anneannelerimiz veya annelerimiz belki de. Neydi onun adı? Bigudi. Bigudi kullanın. Neden olmasın? Şimdiki bigudiler çok yumuşak, süngerden yapılıyor. Akşam sardığınızda, sabah açtığınızda zaten saç hiçbir zarar görmeden istediğiniz buklelere kavuşmuş olacak arkadaşlar. Vücut yoluyla yapılabilecek, yani daha doğrusu sistemik yolla yapılabilecek dış takviyelere geldi sıra. Bunlar da böyle herhangi ilaç gibi şeyler değil. Bakın tekrar söylüyorum, normal sağlıklı bir insan için konuşuyorum. İlla ki herkesin vitamin eksiği olabilir zaman zaman veya bazı mineraller eksiği olabilir. Bunlar için her zaman gidip yaptıramıyoruz, test yaptıramıyoruz. Ama bu durumlarda eğer bir türlü geçmeyen bir saç dökülmesi olayınız varsa, beslenmeniz tamsa, hiçbir eksiğiniz yoksa o zaman işte doktora gideceksiniz. Ve kan testi yaptıracaksınız. Hormonlarınıza bakılacak, vitaminlerinize bakılacak. Herhangi bir eksik varsa çok kolay bir şekilde takviye edilecek. İşte nedir bunlar? Bir takım sıvılar, işte haplar gibi şeyler veya bazı serumları doktor size kendisi önerebilir. Ya da mezoterapi gibi, PRP gibi başka şeyler önerebilir. Ama bunlara gelmeden diğer 4 şıkkı doğru bir şekilde uygularsanız hakikaten bunlara çok az ihtiyacınız olacak. Zaman zaman tabii ki bir doktora gidip göstermek, sağlığını sormak ve gerekiyorsa senede bir kere, 2 senede bir kere böyle bir değişik dış takviye yapmak iyi gelebilir bazı saçlar arkadaşlar. Çok şart değil ama ihtiyaç olursa yapılabilir.
Bugün size başka hiçbir yerde bulamayacağınız saç dökülmesini engellemek için 5 hap prensip anlattım arkadaşlar. Buna bakın, bunu takip edin ve lütfen bize yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da devamlı olarak verdiğim ev yapımı maskelere, doğal maskelere de bir göz atmanızı öneririm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Böyle